Beşinci söz Sakarya Öğrenci Meclis Başkanı Orhan Gazi Karakaş'a aittir. Buyurun Sayın Karakaş, konuşma süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi'nin değerli üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve eğitime desteklerinden dolayı Hendek Belediye Başkanımız Sayın Ali İnci'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Konuşmama Necip Fazıl'ın gençlik şiirinden dizelerle başlamak istiyorum. Bir gençlik, kim var diye seslenince sağına ve soluna bakmadan, fert fert ben varım cevabını verici bir gençlik. Bir gençlik, benim olmadığım yerde kimse yoktur fikrini besleyici bir dava ahlakına kaynak bir gençlik. Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle, usule, taktik ve stratejiye uygun bir gençlik. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin ve gerçek kahramanlık madeniyle sahtesini ayırt etmekte kuyumcu ustası bir gençlik. Bu dizelerde profili çizilen gençliği hem şanlı ecdadımız hem yeryüzündeki karışıklıklardan, buhranlardan bunalmış, zulme uğramış kardeşlerimiz ve bütün bir beşeriyet beklemektedir. Biz gençler olarak bu koşulların oluşması için elimizden geleni yapmalıyız. Demokrasi eğitimi ve okul meclisi yönergesi kapsamında bu çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Ancak bu zamana kadar bu meclis yılda bir kez toplanmıştır. Bir temsil makamı olmaktan çıkamamıştır. Bizim önerimiz temsil makamı olmaktan çıkması ve daha faal duruma geçmesidir. Bilim, fen ve sanatın hayatın merkezi haline geldiği asrımızda böyle bir gençliğin yetişmesi de ilme olan iştah ve arzunun arttırılmasıyla mümkündür. Eğitim sistemimizde okumayı öncü yaparak televizyonlardaki açık oturum programları gibi okullarda mütalaa ve münazaralara yer vererek daima düşünen ve üreten bir neslin yetişebilmesi için zemin hazırlamak gerekmektedir. Gençliğimizi maddi ve vicdani olarak yetiştirmeliyiz. Aklını fen ilimleriyle aydınlatırken kalbini ve vicdanını da vicdani ilimlerle donatmalıyız. Tek kanatlı kuşun uçamayacağı gibi sadece fen veya sadece vicdani ilimlerle meşgul olununca başarılı olunamayacaktır. Vicdani ve ahlaki ilimlerden mahrumiyetle yalnızca fen ilimleriyle yetişen bir kimseye vicdani muhasebeden yoksun bir tarzda yetişmektedir. Öğrencilik yıllarında çevreye zarar veren, meslek sahibi olunca suistimaller ile anılan bir zihniyet meydana gelmektedir. İki neticenin de çaresi akılları fenlerle donatırken kalpleri de ahlaki ve vicdani değerlerle doyurmak gerekir ki memleketimizde nitelikli bir nesil yetişsin. Günümüzde bir kısım insanlara baktığımızda tamir etme ve fayda sağlama yeteneğini yitirmiş gibi tahrip ve zarar hesabına çalışmaktadırlar. Cismen 21. yüzyılda, fikren orta çağlarda yaşayan bu insanlar hala meseleleri kaba kuvvetle halledebileceklerini zannediyorlar. Eskiden harpler kılınçla, kalkanla olurdu ve kılıcı keskin olan başarıya ulaşırdı. Günümüzde ancak zekası keskin, fikri yüksek insanlar başarıya imza atabilmektedir. Bu sebeple günümüz hadiselerini iyi okuyup millete ve bütün insanlığa fayda veren fikir ve işler ortaya koymalıyız. Karanlıkla uğraşmak yerine ışık yakalamakla meşgul olmalıyız. Nesillerin lanetle değil şükranla yad ettiği insanlar olmalıyız. Tarihiyle bütünlük ve alakasını koparmayan ve şanlı tarihinden yüksek ibret dersleri çıkarabilen insanlar olmalıyız. Ecdadımız tarihini bütün şaşasıyla yazmış, bizler ise okumaktan aciz kalmaktayız. Yeniden dünya milletleri arasında layık olduğumuz mevkiye erişmeliyiz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi her sıkıntılı ve zorlu dönemin bir kolaylığı bulunmaktadır. Ve konuşmamı 2011 YGS'den manidar bir soruyla bitiriyorum. Filler neden büyük, gri ve kırışıktır? Çünkü ufak, beyaz ve yuvarlak olsalardı aspirin olurlardı. Büyüklük, grilik ve kırışıklık Aristoteles'in bir fili fil yapan şeyin ne olduğunu tanımlama sınavını geçemez. Çünkü aspirin gibi ufak, beyaz ve yuvarlak bir şey fil olamaz. Ve böyle bir nesneyle karşılaştığımızda aklımıza
hey ağzına attığın bir aspirin mi yoksa alışılmamış türden bir fil mi diye sormak gelmez. Gelin bu soruya cevabı 2019 yılında burada mecliste buluşarak verelim. Teşekkürler Sayın Karakaş.